سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد ايها الاخوه والاخوات في درسنا الماضي تعلمنا من حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن مرحله الدعوه Geçen dersimizde gizli davetin Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilhamı olduğunu yani bunun da Allah tarafından bir vahiy olduğunu işlemiştik. Ondan sonra da İslam'a ilk girenlerden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yuvasından bahsetmiştik. İlk iman edenlerden. Bugün de Allah Azze ve Celle nasip ederse sizlerle beraber İslam'ın ana kadrosunu, ilk çekirdek kadrosunu işlemeye çalışacağız. Yani Peygamber Efendimiz'in ailesi dışarısında Efendimiz'e ilk iman edenleri ve bu durumu nasıl olduğunu, nasıl iman ettiklerini kısa bir şekilde anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Allah Azze ve Celle dilime kolaylık versin. Bana anlatabilmeyi, sizler de fehmedebilmeyi ve hepimize bununla amel edebilmeyi nasip eylesin. Allahümme amin. Değerli kardeşlerim, İslam'ın ana kadrosuna çekirdek kadrosuna girmeden önce gizli davet merhalesiyle alakalı, metoduyla alakalı çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Asıl anlatmak istediğim nokta da burası. Buna değinip sonra e, İslam'ın ana çekirdeklerine girmeye çalışacağım. Bakın. Gizli davet metodu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde davete başlaması Allah azze ve celle'nin yardımıyla çok başarılı bir stratejiydi. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e bunu ilham etmişti, bunu vahiy etmişti. Peygamber Efendimiz de böyle başladı ve çok başarılı bir strateji olarak davetine başladı. Peki neden? Şundan ötürü. Peygamber Efendimiz'e çok sıkıntılar gelecek, çok dertler gelecek. Bu dava uğrunda birçok sıkıntılar ile karşı karşıya gelecek. Bunu Allah azze ve celle ilk ayetlerden itibaren peygamber Efendimize anlatıyordu, beyan ediyordu. Müzzemmil suresinde de söylediği gibi: "Esta'izu billah inna sanulqi alayka kavlan Ey peygamber, ey Nebi haberin olsun ki biz sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Çok ağır bir yük yükleyeceğiz dedi Allah azze ve celle. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayet vesilesiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o yükün ne kadar ağır olacağını beyan etmişti. Peki bu ağır yükü Efendimiz nasıl kaldıracaktı? Tek başına kaldırması zor olacaktı. Çünkü çok ağır imtihanlarla, belalarla, musibetlerle karşı karşıya gelecekti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle böyle bir merhaleyle başlamasını emretti, ilham etti, vahyetti ve Peygamber Efendimiz bu merhale içerisinde kendisine yardımcı olacak güçlü bir kadro oluşturdu. Güçlü bir birlik oluşturdu. Bu da Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği en büyük nimetlerden bir tanesiydi. Yani ona ön hazırlık aşamalarını en güzel, en tam, en kamil şekilde hazırlıyordu, yerine getiriyordu Allah Azze ve Celle. Bakın. Gizli davet merhalesinde ki 3 sene sürmüştür. Geçen dersimizde de buna değinmiştik. 3 senelik bu gizli davet merhalesinde Efendimiz'e iman edenlerin sayısı siyer kitaplarındaki ihtilaflara göre 40 veya 60 kişiydi. Biz en fazlasını alalım 60 kişi olduğunu söyleyelim. Yani bu 3 senelik gizli davet merhalesinde Peygamber Efendimiz'e 60 kişi iman etti. Ailesi ve ailesi dışında olan toplam 60 kişilerdi. Bakın bu kadro, bu birlik, o kadar kamil, o kadar temiz, o kadar saf, o kadar güzel bir birlikti ki kendi içerisinde birden çok kitlelere, birçok halka, birçok insana hitap edecek insanları bulunduruyordu içerisinde. Ne demeye çalışıyorum? Yani bu gizlik davet merhalesinde İslam'ın ana çekirdekleri var ya, ana kadrosu var ya, bu kadronun içerisinde çeşitli dallarda uzman olmuş bilgin kişiler vardı. Mesela bu kadronun içerisinde Ebu Bekir es siddiq radıyallahu anh vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh da o zamanlarda Mekke'de ve Kureş'te nesep ilmini, soy sop ilmini, kabileleri, aşiretleri ve mazilerini en iyi bilen kimseydi. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ihtisası nesep ilmi üzerineydi. Ve bu nesep ilmi Peygamber Efendimiz'e davetinde çok yardımcı olacaktı. Neden? İlk derslerden beri söylüyorum değerli kardeşlerim. Mekke toplumu Kureyşliler kabile ve aşiret bağlarına çok önem gösteren bir topluluktur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara buradan hitap edecekti. Ve bunun için de kendisine yardımcı lazımdı. Bu yardımcı da en iyi yardımcısı Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Birinci bölüm. İkincisi yine bu kitlenin içerisinde bu bölüğün içerisinde çok büyük taciller vardı. Mekke'nin ileri gelen tüccarları vardı. Mesela Uthman İbni Affan radıyallahu anh. Mesela Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh. Bunlar da Mekke'nin en önde gelen en zengin tacirlerindendi. Yine bunların arasında kadınlar vardı. Khadija radıyallahu anh. Aişe radıyallahu anh. Fatıma radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer kızları. Esma Binti Ebi Bekir radıyallahu anh. Yani bu kadronun içerisinde kadınlar ve kadınlara hitap edecek bir kadro da vardı. Yine bu kadronun içerisinde köle olanlar vardı. Ammar ibn Yasir vardı. Bilal ibn Rabah vardı. Kölelere hitap edecek bir kadro vardı. Bakın bunların hepsi bu 60 kişi içerisindeydi. Yine bu kimselerin içerisinde eskiden köle olup sonradan azat edilmiş olan vardı. Tıpkı geçen dersinde kıssamıza kıssasına aktarmış olduğumuz Zeyd ibn Harise gibi. Yine bu kadronun içerisinde çocuklardan olan çocuklara hitap edebilecek olan müminler, Müslümanlar vardı. Tıpkı Ali İbnu Ebi Talib radıyallahu anh da olduğu gibi. Dolayısıyla bu birliği oluşturması, bu kadroyu oluşturması ileriki davetinde ve zorluklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en iyi destekti. Çok başarılı bir stratejiyle başlamıştı. Kureşlerin gözüne çok batmadı. Mekkelilerin gözüne çok batmadı. Direkt onlara açıktan davet etmedi. Davetini hemen açığa sunmadı. Bilakis Allah'ın vahiy önce bir birlik oldu. Önce bir cemaat kurdu. Önce bir birlik kurdu. Bu birlik ile yardımlaşarak sonradan açık davet merhalesine geçti. Bu da Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesiydi. Bakın değerli kardeşlerim. Biz Müslümanlar siyer derslerini sadece bir hayat kıssası diye okuyup geçmemeliyiz. Sen ey dinleyen kardeşim, ey dinleyen bacım, eğer şu ana kadar işlediğimiz siyer derslerini sadece bir hayat kıssası, Resulullah'ın hayatını dinleyelim sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşamış, nasıl mücadele etmiş olarak dinleyeceksen bu dersleri, bu derslerin sana çok faydası olmayacaktır. Bir kulağından girip diğer kulağından çıkacaktır. İlk dersten beri bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Biz bu kıssaları okurken kısa diye okuyup geçmemeliyiz. Biz hepimiz sen ey dinleyici kardeşim ve sen ey bacım ve ben kendi nefsim öncelikli olarak bu derslerden ibretler çıkarıp hayatımıza uygulamamız lazım, geçirmemiz lazım. Yani mesela Bundan önceki diğer yerlerde gücüm nispetinde ben hayatımıza geçireceğimiz faideleri anlatmaya çalıştım. Mesela oku emrinde her Müslümanın okuması okuması gerektiğini. Varak bin ile Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in konuşmasında bu davayı taşıyan herkesin sıkıntı çekeceğini ve bunda sabretmesi gerektiğini ve bunun dışında diğer derslerde gücüm nispetinde faideleri çıkarmaya çalıştım. Ama sen de ey dinleyici kardeşim bunları dinlediğin zaman bunlar üzerinde ibretler, faideler çıkarıp bunları ameline dökmen gerekir. Buradan da bu dersten de bir fayda çıkarmalıyız. Peygamber Efendimizin gizli davet merhalesinde uyguladığı bu taktikten de bir ders çıkarmalıyız. Ne yapmalıyız? Eğer bizler müşrik olan, kafir olan bir topluma geldiysek, onların arasında yaşadıysak ve Allah Azze ve Celle bize tevhid nimetini bahşettiyse, ve diğer insanlar da bu davete davet etmek istiyorsak, tevhid davetine, hak davetine, doğru yola, sırat-ı müstakime davet etmek istiyorsak, bizim de önce gizli davet merhalesini uygulamamız gerekir. Ne demek istiyorum? Bir topluma geldiğimiz zaman ister bu akrabalarımız olsun, ister mahallemiz olsun, ister köyümüz, ister şehrimiz olsun, bir yerde davet çalışması yapmak istiyorsak, önce açıktan davete geçmeden önce gizli davet merhalemiz olması lazım kendi aramızda bir birlik oluşturmamız lazım. Evlerimizin içerisinde yaptığımız özel derslerimizin olması lazım. Bu kadronun içerisinde Müslüman erkeklerin olması lazım. Müslüman bacıların, kadınların olması lazım. Çocukların olması lazım. Çeşitli dallarda uzman olan kimselerin olması lazım. İşte yeri gelecek öğretmen olan, doktor olan, uzman olan kimselerin olması lazım. Kadromuza ne kadar bunları katabilirsek davet kitlemiz o kadar daha çok genişlemeye başlar. İşte biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmalıyız. Yani buradan ders çıkartalım. Biz de önce bir kadro kuralım. Davet kadrosu olsun, davet grubu olsun. Bu davet grubu çeşitli kitlelere hitap etsin. Çocuklar çocuklara, kadınlar kadınlara, gençler gençlere, yaşlılar yaşlılara, uzmanlar uzmanlara, öğretmenler öğretmenlere ve her kitleden olan insanlar kendi kitlesine hitap etsin ve insanlara hakkına davet etsin. Eğer bizler davetimizi bu şekilde yaparsak, Allah Azze ve Celle nasıl Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın davetine bereket verdiyse güveniyoruz ki Rabbimiz bizim davetimize de bereket verecektir, başarı verecektir. Başarı da sadece Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yani bizim bu dersten büyük ibretler çıkarmamız lazım. Bu dersi anlamamız lazım. Bununla gücümüz nispetinde amel etmemiz lazım. Lütfen her derse girerken, her dersi dinlerken bu düşüncede olalım. Yani biz bunu hayat kısası olarak okuyup geçmiyoruz. Biz her bölümden, her dersten kendi nefsimizde uygulayabileceğimiz bir amel almak istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e örnek edinmek istiyoruz. Örnek edinmek ne demektir? İlk dersten beri açıklıyoruz. Örnek edinmek, onu önünde görmek, onun yürüdüğü yolda yürümektir. Örnek edinmek, onu görüp yerinde oturmak değildir örnek edilmek onun hayatını okuyup yaşamamak değildir. Hayatını okuduktan sonra kendi hayatımıza geçirmektir. Allah azze ve celle bunu bana ve tüm Müslüman kardeşlerime, dinleyenlere ve bütün Müslümanlara nasip eylesin, kolaylaştırsın. Allah'ım amin. Bu girişten sonra değerli kardeşlerim, İslam'ın ana kadrosunu gücü nispetinde anlatmaya çalışacağım sizlere. Buraya da dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da çok başarılı bir strateji uygulamıştı. Ne yaptı efendimiz? Kendisine hak davet geldiği zaman bir müddet kendisi buna inanamadı. Bunun gerçekten bir risalet olduğunu anlayamadı. İlk derslerde bunu işlemiştik. Bekledi, şaşırdı, ne olduğunu anlayamadı. Allah Azze ve Celle bir müddet ona vakit verdi. Ve sonra, geçen derslerimizde anlatmıştık, vahiy kesintiye uğradı. Peki neden vahiy kesintiye uğradı? Peygamber Efendimiz kendisini toplasın diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini topladı. Sonra ne yaptı? Ya eyyuhel muddethir endir. Ey örtüsüne bürünlen peygamber artık örtüye bürünme vakti bitmiştir. Susma vakti bitmiştir artık kalk ve davete başla dedi. Ve bu emirle davete emri başladı. Peki ne yaptı? Gizli davet merhalesi. Bu merhaleye ilk kim ile başladı? Hayat yoldaşı. Hayatında sürekli kendisiyle beraber olan evinde hep kendisiyle beraber olan saliha eşi Hatice annemizle başladı. Hatice annemiz ona iman etti. Çok dikkat edelim. Bizim ümmetimizde bizim peygamberimize, Habibimize ilk iman eden bir kadındır. Asla kadınlara hakir görmemelisiniz. Tevhid davetinde kadınların yerini asla unutmamalısınız. Birincisi. İkincisi, bizim ümmetimizde ikinci olarak Resulümüze ilk uyan kimse Ali İbn Ebi Talib'tir. Bir çocuktur. Buna bir ders çıkartalım. Biz bunu gözümüzle görelim, idrak edelim. Kadınları asla küçük görmeyeceksiniz. Çocukları, gençleri asla küçük görmeyeceksiniz. Çünkü bu din gençlerin omuzları üzerinde yükselecektir. Çünkü bu din yeni gelen nesiller üzerinde yükselecektir. Çünkü bu davet onlar vesilesiyle batıya ve doğuya yayılacaktır. Allah azze ve celle burada da insanlara o manayı veriyordu. Subhanallah hepsinde ince ince düşünmemiz lazım. Lakin vaktimiz çok olmadığı için, dersleri de çok uzatmak istemediğimiz için daha fazlasına girmek istiyorum. Siz girmek istemiyorum. Siz düşünün. Siz tefekkür edin kardeşler. Önce bir kadın, sonra bir çocuk. Peki üçüncü olarak iman eden kim? Subhanallah. Zeyd ibn Harisa. Azatlı bir köle. Ona köle olduğu için, azatlı olduğu için hakir olarak bakmayın. Onu küçük görmeyin. Fakir olduğu için, malı olmadığı için, şanı şöhreti olmadığı için ona kötü bakmayın. Bu dinimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden üçüncü kişi azatlı bir köledir. Hala hür bir erkek gelmedi. Düşünün. Hala hür, büyük, yaşlı bir erkek hala iman etmedi. Bakın ilk iman edenler bunlardır. Bir kadın, bir çocuk ve azatlı bir köle. Subhanallah. Geçen derslerimizde bunu anlatmıştık. Üçüncü olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yuvası içerisinde iman edenler tüm kızlarıyla. Çocukları da babalarının bu davetini gördüğü zaman, annelerinin buna iman ettiğini gördüğü zaman, hak daveti işittikleri zaman Peygamber Efendimizin muamelesini, ahlakını bildikleri için hemen iman ettiler. Tüm kızları da Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a iman ettiler. Bu şekilde ne oldu? Aile, çekirdek kadro ıslah olmuş oldu. Toplumu ıslah etmek istiyorsanız Önce ailenizi ıslah etmeniz lazım. Ailenizden önce de herkesin kendi nefsini ıslah etmesi lazım. Toplum ancak böyle ıslah olur. Çünkü toplumu oluşturanlar fertlerdir. Bizleriz toplum. Biz dersek önce o zaman kendimizi ıslah edelim. Sonra ailemizi ıslah edelim. Sonra diğer insanlara, akrabalara ve ondan sonra diğer insanlara geçmeye başlayalım. Bu bölme lütfen dikkat edin. Ondan sonra, aileden sonra, çekirdek kadrodan sonra, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davetini ilk kime götürmüştür? En yakın dostu, sadık dostu Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu anh'a götürmüştür. Burada da sürekli üzerinde durmuş olduğum kardeşliğin, dostluğun faziletini görüyoruz. Bakın dostunuz sizinle aynı davada olmak zorundadır. Dostunuz sizi destekliyor olmak zorundadır. Eğer böyle olmazsa yolunuzda uzun yürüyemezsiniz. Ya o dostu bırakmanız lazım ya da o dost sizi olduğunuz yoldan çıkartacaktır. Sizi yolunuzdan saptıracaktır. Buna dikkat etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hür erkeklerden ilk iman eden Ebu Bekir as-sıddiq radıyallahu anh'dır. Şu bilgiyi de vereyim burada. Çoğumuz Ebubekir Bekir radıyallahu anh, anh'ı Ebubekir diyebiliriz. Gerçek ismini bilmeyiz. Aslında Ebu Bekir, bu değerli zatın Peygamber Efendimizin halifesinin künyesidir. Ebubekirdir. Lakabı da Es-Sıddîk'tir. Peki ismi nedir? İsmi Abdullah'tır. Abdullah İbni Uthman. Çoğumuz Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın ismini bilmeyiz. İsmi de Abdullah İbni Uthman'dır. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bakın Ebubekir Bekir radıyallahu anh peygamber efendimizin cahiliyede de eskide de en yakın dostuydu. En yakın arkadaşıydı aralarında takriben iki iki buçuk yaş vardı. Arkadaşlardı beraber geziyorlardı beraber yiyorlardı beraber içiyorlardı ve Ebubekir Bekir radıyallahu anh peygamber efendimize çok hürmet ediyordu. Eskiden de çünkü onun o güzel ahlakını çok iyi biliyordu. Onun insanlara karşı muamelesini doğru sözünü asla yalan söylemediğini çok iyi biliyordu. Bakın bu güzel özelliklerden ötürü peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu güzel ahlakından ötürü Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a getirdiği zaman asla şüphe etmedi. Eğer sana bu Cibril gelmişse, Ruhul Kudüs gelmişse, sana hak davayı ulaştırmışsa, sen Allah'ın Resulüysen sen asla yalan söylemezsin. Sen insanlara yalan söylemedin hiç. Bu zamana kadar senin en yakın arkadaşın benim. En iyi senin durumlarını bilen benim. Senle 7-24 olan gezen giden tozan benim. Bana hiç yalan söylemedin. Sen Allah hakkında asla yalan söylemezsin. İşte es lakabı da buralardan gelir. Hemen doğruladı. Asla şek şüphe etmedi. Diğer fertler de onlar da doğruladı. Onların da bir şüphesi yoktu. Ama onlar ailenin içerisindeydi. Onlar Peygamber Efendimiz'i çok iyi tanıyordu. Ebubekir Bekir radıyallahu anh ailenin dışındaydı. Lakin asla şüphe etmedi. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ahlakını biliyordu. Ebubekir Bekir radıyallahu anh da dediğimiz gibi Mekke'de nesep ilmini en iyi bilendi büyük tacirlerdendi. Kabilenin büyüklerinden de eşrafındandı. Ve bununla beraber çokça misafir alan insanların kendisini çok sevdiği bir insandı. Bunları niye anlatıyorum? Bakın Ebubekir radıyallahu anh'ın bu güzel özellikleri de bu güzel ahlakları da onun vesilesiyle İslam'a girenlerin sayısını çoğalttı. Yani bir davetçi olmak istiyorsanız önce kendi ahlakınızı güzelleştirmeniz lazım. Önce insanlar tarafından sevilen biri olmanız lazım. İnsanların kötü gördüğü, kerih gördüğü, ahlakını kötü gördüğü, yalanlarla bildiği, işte iftiralarla bildiği, bildiği biri olmamanız lazım. Böyle olduğunuz zaman sizin davetinize zarar verecektir. Ebu Bekir radıyallahu anh daveti kabul etti. Peygamber Efendimiz'e iman etti. Bunlar yetinmedi. İmanın ne demek olduğunu hemen anladığı için, Allah'tan gelen hak davanın ne olduğunu anladığı için yerinde oturmadı. Boş durmadı hemen kalktı. Müslüman olduğunu beyan etti. Ailesine haber verdi. Annesine babasına haber verdi. Sonra yakın arkadaşlarına da hak daveti iletmeye başladı. Yerinde oturmadı. Ha ben iman ettim. Tamam ben peygamber efendimiz ile beraber yaşar giderim demedi. Bu davetin taşıyıcılığını yaptı. Yayıcılığını yaptı. Bu daveti insanlara taşıdı. Ve Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle, izniyle İslam'a ilk giren kadronun çoğu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vesilesiyle girdi. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh vesilesiyle İslam'a girenlerin en başında Osman İbni Affan gelir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın damadı Osman radıyallahu anh Ebu Bekir'in davetiyle İslam'a girmiştir. İkinci olarak Abdurrahman İbni Avf gelir. Mekke'nin en önde gelen tacirlerinden Ebu Bekir radıyallahu anh'ın davetiyle bu dine girmiştir. Yine Sa'd ibn Abi Waqqas, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın davetiyle bu dine girmiştir. Talha bin Ubeydullah, bunların hepsi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın davetiyle girmiştir. Bakın değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aile kadrosu dışarısında, yani kendi ailesi dışında ilk İslam'a girenler Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Sonra Uthmer ibn Affan, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zübeyir ibn Avvam ve Talha bin Ubeydullah'tır. Ve onun dışarı, dışında birazdan ismini sayacağımız diğer kimseler de İslam'a girmiştir. Lakin ilk girenler bunlardır. Bakın bu dediğimiz gibi 60 kişilik bu gizli davet merhalesinde iman eden bu 60 kişiye baktığınız zaman bunların çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Yaşları çok ilerlemiş kimseler değillerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları, gençleriydi. Ebu Bekir radıyallahu kızı anh'ın kızı Aişe, Esma gençlerdendi. Ali İbni Ebi Talib gençlerdendi. Talha İbni Ubeydullah gençlerdendi. E, ee, rivayetlere göre yaşı 13'tü o zaman. Zübeyir İbni Avvam yaşı 12 idi. Sa'di İbni Ebi Vakkas yaşı 17 ydi. Düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenlere bakın. 12, 13, 15, 10 Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh. 17, 18, 20, 25 bunlardı. Her zaman dediğimiz gibi. Bu dinde, bizim dinimizde gençlerin çok yükümlülüğü vardır. Bu din o gençlerin dine olan ateşleriyle, o dine olan bağlılıklarıyla, o dini yaymalarıyla yükselecektir Allah'ın izniyle. Bakın bu ilk kadroya baktığınız zaman maalesef bazı siyer kitaplarında şöyle bir bilgi aktarılır. Hani fakirlere, mazlumlara yaklaşmak için, kölelere yaklaşmak için denilir ki bu peygamber Efendimize iman eden ilk bu 60 kişinin çoğunluğunu fakirler ve köleler oluşturuyordu derler. Böyle bir bilgi aktarlar. Lakin biz iman edenlere baktığımız zaman bu bilginin yanlış olduğunu görürüz. Hayır. Peygamber Efendimiz'e iman edenler sadece köleler değildi. Evet köleler, azatlı köleler vardı içlerinde. Lakin çoğunluk bunlar değildi. Neden diyorum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin ilk kadrosunu anlayalım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ilk iman edenler kavmin önde gelenleriydi mal varlıkları olan kimselerdi. Yoksa fakir olup dünyevi bir sebepten ötürü Peygamber Efendimiz'e ittiba değildi. Asla, haşa. Bu ilk sahabiler sadece Allah rızası için Efendimiz'e iman ettiler. Yoksa fakir olup, köle olup, kölelikten kurtulmak için yeni bir dine iman etmek için asla yapmadılar. Köle olup iman edenler de böyle değildi. Ammar İbni Yasir, Bilal İbni Rabah gelecek. Onların işkencelerde nasıl sebat ettiklerini göreceğiz. Bunlar hiçbir dünyevi maksat gütmüyorlardı. İma edenler arasında Ebu Bekir radıyallahu anh vardı. Kavmin en ileri gelenlerden. Ötmer İbni Affan, Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Ebi Vakkas, Erkam İbni Ebi Erkam, Ömer İbni Khattab. Ve bunun dışarısın, bunun dışında eşraftan olan, üstten olan, önde olan Ötmer İbni Mav'un. Ve bunun dışında daha birçok kişi vardı. Yani bunlar bu kadronun çoğunluğu eşraftan oluşuyordu. Değerli kimselerden oluşuyordu. Çoğunluğu kölelerden oluşmuyordu. Aralarında köleler de vardı, çocuklar da vardı. Çünkü Resulullah'ın daveti belirli bir kitleye yönelik değildi. Allah Resulü davetini herkese getirmişti. Tüm insanlara davet ediyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bunlar ilk kadroydu. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, Osman, Abdurrahman ve az önce ismini saydıklarımız bunlar ilk iman eden kadroydu bu üç sene içerisinde. Sonra ikinci bölük geldi. İman edenler ikinci bölükte iman edenler de şunlardı. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Erkam İbnü Ebil Erkam, Uthman İbnü Mav'un, Fatimetu Bintül Hattab, Ömer İbnül Hattab'ın bacısıdır. Aynı zamanda Fatıma'nın eşi Sa'id İbnü Zeyd, Esma Bintü Ebi Bekir, Aişetu Bintü Ebi Bekir, Habbab İbnül Eret ve diğerleri vardır. Bunlar da İslam'a giren ikinci bölüktür. Bakın bölük bölük giriyorlardı İslam'a. Çünkü her bir bölük tevhid davetini aldıktan sonra etrafındakileri anlatmaya çalışıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh tevhid davetini aldıktan sonra gitti hemen kızlarını anlattı. Esma ve Aişe kendi kızları hemen iman ettiler. Herkes etrafında olan yakın arkadaşlarına bu dini anlatıyordu. Lakin yaymıyorlardı. Açık bir şekilde biz Müslümanız herkes bu dine gelsin demiyordu. Çünkü hala açık davet merhalesi gelmemişti. Gizliden etrafında olan güvendiklerine bu daveti e, sürdürüyorlardı, anlatıyorlardı. Bu da ikinci bölük. Üçüncü bölük sonrasında imana girenlerin başlarında da şunlar gelir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Ca'fer İbni Ebi Talib, Bilal İbni Rabah, Suheyb Ar-Rumi, Ebu Dara Al-Gıfari ve diğer sahabiler de üçüncü bölüktedir. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a iman edenler gizli davet merhalesinde üç bölükte iman ettiler ve sayıları toplam 40 ile 60 arasındaydı. Bu strateji bu başarılı strateji, davette edinilen bu başarılı metot Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'e vahiydi, ilhamıydı. Ve bu şekilde Peygamber Efendimiz başarılı olmuştu. Bizler de bunu örnek almalıyız. Davetlerimize böyle başlamalıyız. Zaten dersin başında buna değindim. Peygamber Efendimiz'in hayatını örnek olması için okumalıyız. Hayata geçirebilmek için, amel edebilmek için okumalıyız. Allah Azze ve Celle bize bunu kolaylaştırsın, nasip etsin. Dolayısıyla bizler ne yapacağız bir topluma geldiğimiz zaman? Önce bir kadro oluşturalım değerli kardeşlerim. Bir evde toplanalım. En yakınımıza bu daveti sunalım. Hak davetini, tevhid davetini, vela ve bera akidesini ve bunun dışarısında diğer akidevi meseleleri onlara sunalım. Hak daveti onlara davet edelim. Tabii öncelikle amelimizle davet edelim. Güzel ahlakımızla davet edelim. Davetimizi ettikten sonra onlar iman ederse daha farklı kitlelere ulaşalım kadınlara ulaşalım, gençlere ulaşalım, doktorlara ulaşalım, uzmanlara ulaşalım. Gücümüz nispetinde bu daveti en uzaklara yayacak olan kimselere ulaşalım. Önce bir gizli kadro oluşturalım. 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi ve ondan sonra daveti açıktan yapmaya, insanları mescitlere davet etmeye, hakka davet etmeye, her yerde davete ve tebliğe başlayalım. Eğer böyle yaparsak şüphesiz Allah Azze ve Celle bizim davetimize de bereket verecektir. Peki toplandık. Evin içerisine girdik, gizli davet metodunda. Bu evin içerisinde neler konuşacağız, neler yapacağız? Bunlar da bir dahaki dersimizde beraber işleyeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Erkam'ın evini seçti. Darul Erkam'a gitti ve orada bir eğitim metodu uyguladı. Bu eğitim metodu neydi ve bizim nasıl bir yol izlememiz lazım bu hususta? Bir dahaki derste bunları işlemeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle okuduklarımızla amel edebilmeyi bana ve tüm Müslüman kardeşlerime nasip eylesin. Allahumme amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح